Akdeniz inşaatın dışında şu an arsanın tapusu emlak konutun ve alıcılara karşı bizim bir taahhüdümüz var. Yani devletin bir taahhüdü var. O yüzden bir taahhüdümüzü her ne şart altında olursa olsun gerçekleştireceğiz. Evet, bu taahhüt önemli gerçekten de. Sayın Ağaoğlu bir katkı. Şunu söyleyeyim. Sayın Genel Müdürümüz de bahsetti. Bu arazi daha önce askeri alan olarak, atış poligonu olarak kullanılan bir alandı ve kısmen dediğim gibi atış poligonu, kısmen de dolgu alanı olarak kullanılan bir alandı. Yani Maslak bölgesi zemin olarak en sağlam bölgelerden biridir. Ama burada dolgu alanı olduğu için üniversiteden bütün teknik elemanlarıyla, hem İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en uzman elemanlarıyla buraya çalışarak yaklaşık Murat Bey'in de söylediği gibi 4 milyon metreküplük bir hafriyat şeyi çıktı. O dolguyu kaldırarak burada binamızı en sağlam şekilde, en teknolojik şekilde yapıyoruz. Arazide tabii ki eğim var. Eğim olması bir yerde şeydir. Yani İstanbul'da zaten Yeditepe'li bir şehir. Eğer yani eğimli bir yerde inşaat yapılamaz, düz alanda yapılır diye bir görüş bence son derece yanlış bir görüş. Dediğim gibi İstanbul Yeditepe'den oluşan bir şey. Yoksa öbür türlü bütün şehirler, ovalar da kurulması lazımdı. Yani ben bu görüşü, evet böyle bir görüş şeyde var, bilgiçilerin verdiği bir görüş var ama bence son derece yanlış bir görüş. Yani %50'nin 60'ın üzerinde İstanbul'da semtler var ve şu anda kurulmuş bir şeyde. Yani bu hangi amaçla verildi o görüş, onu da bilmiyorum. Dediğim, bu bir yasal süreçtir, devam ediyor. Onlar yani tabii ki onların da yasal hakkı plana itiraz etmek, onu yaptılar. Neticede şu anda dava devam ediyor. Dediğim gibi arazi zaten devletin, TOKİ'nin ve emlak konutun tapulu bir arazisi. İmar planı var. Biz bütün bu şartları görerek bu ihaleye girdik ve aldık. Dediğim yani maalesef bu konuda da özellikle şeylerin, yani başka bakış açıları. Şimdi burada o detayına girsem onu da ayrı bir gündem maddesi yapalım. Ondan da hiç kaçmıyorum. Ama ben her zaman şunu söyledim, söylüyorum da, en kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Ama maalesef bizde bu konunun en tepesindeki sivil toplum örgütleri burada toplumu yanlış yönlendirip, yani o zaman biz İstanbul dünya başşehri olacak bir şey dedik. Ama maalesef İstanbul'da neden yakınıyoruz? Zamanında doğru düzgün planlama yapılmadı. İstanbul'u dünya başşehri olacak yeri biz Gecekondu başşehri yaptık. Kardeşim, yani her yapılan plana itiraz et, iptal ettir yahut da şunu yap, sıkıntıya sok. İşte İstanbul'un bugünkü halinin en büyük müsebbibi bunlardır zaten. O zaman şimdiye kadar neredeydiniz? Bırakın, hiçbir plan mükemmel değildir. Her planın eksiği, gediği olabilir, yanlışı olabilir. Ama bunu sadece dava açıp iptal ettirmek değil, dersin ki bir planın şurası yanlıştır, bunun böyle olması lazım diye, ki mimarlığın en yüksek temsilcisi, sivil örgüt temsilcileri olarak dersiniz ki, eleştirinizi koyarsınız. Bu planın burası yanlış, bunun böyle olması lazım. O zaman ben şapka çıkarırım, öper başımın üzerine koyarım. Ama her şey, her yapılan plan tüy kaka kötü. Bu olmaz. Bunu yasal sürece taşı. Bence burada, yani bu görüşün altında bence açıkçası başka bir şey aramak lazım diye düşünüyorum.